Merhabalar efendim, tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta hatırlarsanız piyasaları anlatmıştım size. Yani bir tam rekabet piyasası vardı. Bu tam rekabet piyasası içinde de ondan sonra sonsuz sayıda alıcı ve sonsuz sayıda satıcı vardı. Biz de diyorduk ki bu alıcı ve satıcıların hiçbiri tek başlarına piyasayı ne yapıyorlar? Etkileyemiyorlardı. Fiyatı etkileyemiyorlardı. Ne kadar muhteşem bir şeydi. Biraz ütopikti tabii. Niye? Çünkü hepimiz biliyoruz ki öyle sonsuz sayıda satıcı yok ama sonsuz sayıda alıcı olabilir, yani çok sayıda. Efendim, herkese, katılanlara çok teşekkür ediyorum. Şu an Instagram'dan da canlı yayında olduğum için diğer tarafta öğrencilerim de Altınbaş Üniversitesi'nin UZEM hizmetinden faydalandığı için, şu an YouTube'dan da bu kayıt alındığı için herkes için ekonomi dersinin de böyle güzellikle başlamış oldu. Şimdi efendim, size baştan şunu söyleyeyim. Her zaman aynı şeyi söylüyorum. Ekonomi öyle hani fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi böyle deneysel bir bilim değil. Yani gözlemsel diyebilirim ama deneysel bir bilim olmadığı için bizim başka çaremiz yok. Kafamızda bu deney ortamını kuruyoruz. Ve diyoruz ki bütün değişkenler sabit kalmak kaydıyla. Öğrencilerim mutlaka hatırlayacaklardır. Her zaman şunu diyorum. Ceteris paribus. Yani Latince bütün değişkenler sabit kalmak kaydıyla. Niye bunu diyoruz? Çünkü başka türlü inceleyemeyeceğiz. Normalde tam rekabet ya yani perfect competition diye İngilizce söylenen bir piyasamızın olmadığını biliyorsunuz. Yani perfect competition çok zor. Nasıl olacak o iş? Yani dolayısıyla tam rekabet piyasasında firma dengesinin sağlanmasını incelemek aslında bize bir laboratuvar ortamında bir işletmenin nasıl ne davranacağını, nasıl davranacağını, karlılığı nasıl gözeteceğini, maliyetleri nasıl gözeteceğine dair bize çok güzel bir ne sanıyor? Bir inceleme fırsatı sunuyor. Ancak geçen hafta ne dedim? Alıcıların veya satıcıların güçlü olduğu pazarlar var. Bunlar neydi efendim? İşte monopol, efendim duopol, oligopol. Neydi monopol? Hatırlayalım bir önceki dersten. Monopol tek başına, hani tek satıcının güçlü olduğu, herkesin mecburen ondan mal aldığı kişiydi. Duopol neydi? Bunu iki firma yapıyorsa ondan sonra bu arada bizim bu tarafta şey kesildi. Nasıl diyeyim? Bir özür diliyorum. Bir kayıtla alakalı bir sıkıntı oldu. Hemen tekrar gireceğim. Özür diliyorum. Tabii herkes yüklenince sisteme normaldir bu. Geçen dersi Allah'tan bunların hepsini anlatacağım. Korona sonrası ekonomi vesaire soru geliyor şu an Instagram'dan. Ben bir kere daha sistemi mecburen açıyorum. Merhabalar Üstad, kolay gelsin. Geçen hafta hatırlarsanız piyasaların şeklini anlatmıştık. Ve piyasayla alakalı birçok şey söylemiştik. Şimdi tekrar öğrencilerimi tek tek buraya davet etmiş oldum. Mikrofonumu da onları açıyorum. Web kameramı açıyorum. Paylaşımı başlatıyorum. Tekrar sesimi açtım. Öğrencilerin de beni duyduğunu düşünüyorum herhalde, değil mi? Tamam, okey o zaman. Şimdi efendim, harika. Oluyor böyle şeyler, yapacak bir şey yok. Şimdi efendim, niye bunları anlatıyor? Şimdi monopol piyasası güçlü, duopol piyasası güçlü, oligopol piyasası güçlü. Bunlar satıcıların güçlü olduğu yerler. Ama hemen şunu da söylemem gerekiyor çok net. Mesela petrol ihraç eden ülkeler OPEC aslında oligopol bir piyasa. Fakat bunlar niçin birleşiyorlar? Hatırlayın, bunlar toplantı yapıyorlar efendim. Ondan sonra hay Allah işte diyor, üretimi kıssak iyi olur mu? Sebebini söyleyeyim. Çünkü değerli katılımcılar, değerli öğrencilerim, Instagram ve YouTube'dan şu an beni takip edenler, petrol fiyatları piyasalarda serbestçe belirlendiği için bu kişilerin, bu petrol ihraç eden ülkelerin yapabileceği tek şey var. Onlar da miktarı kontrol etmeye çalışıyorlar. Buradan zaten bakıldığı zaman saygıdeğer Erdoğan Elkin rahmetli babamın yazdığı iktisat kitabında da diyor ki zaten monopolde öncelik şu: ya fiyatı kontrol edeceksin ya miktarı kontrol edeceksin. Hem fiyatı hem miktarı tekel konumunda olan firmalar, yani monopol firmalar kontrol edemezler. İsterlerse devlet tekeli olsunlar, isterlerse özel sektör tekeli olsunlar. Çünkü bu gibi, yani 21. yüzyıl piyasalarında birçok mal, artık birçok emtia gördüğünüz gibi piyasalarda serbestçe dalgalanıyor ve fiyatları bu şekilde belirleniyor. Ancak arzı kısarak veya arzı arttırarak fiyatlar üzerinde bir etki yapmaları imkanı var. Anlatayım. Amerika Birleşik Devletleri 2015 yılında değerli dostlar,
dedi ki içinden, ya ben artık bu petrolde, günlük petrol tüketimimde dışa bağımlılığımı bitirmek istiyorum. Peki nasıl yapacağım ben bunu? Yavaş yavaş elimdeki stratejik rezervleri açmaya başlayacağım ülkeye ve aynı zamanda petrol üretmeye başlayacağım dedi. Ve inanın %65'ti Amerikalıların yurt dışından petrol ithalatı, yani petrol talepleri %65'ti. Yani günlük tüketimlerin %65'ini ithalatla sağlıyorlardı. Ne yaptılar biliyor musunuz? Öyle bir üretime başladılar ki bu sefer de Amerika Birleşik Devletleri 2010 yılından sonra yavaş yavaş Suudi Arabistan'dan ve Rusya'dan bile daha fazla petrol üretir hale geldi. Hal böyle olunca petrol fiyatları bir anda güm %60 çakıldı 2012 ile 2016 arasında. Dolayısıyla petrol ihraç eden ülkelerin gelirleri etkilendi. Anlatayım. Venezuela, efendim Nijerya, Orta Doğu'daki birçok ülke baktığınızda çok ciddi derecede sarsıldı. En başta Rusya sarsıldı. Orada da Putin var tabi biliyorsunuz, böyle çelik yumruk gibi idare ediyor. Sürekli olarak anayasayı değiştiriyor. İşte bir cumhurbaşkanı oluyor, dönüyor başbakan oluyor, tekrar cumhurbaşkanı oluyor. Yani Putin Medvedev, Medvedev Putin tarzlarında ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Ama demokratik ülkelerde veya en azından parlamenter rejimi doğru düzgün işletmeye çalışan ülkelerde tabii ki petrol fiyatlarının bu iniş çıkışları ciddi krizlere sebep oldu. Şimdi bunu niye anlatıyoruz? Çünkü bugün konumuz elastiklik. Şimdi elastikliği anlatmak için öncelikle esnekliğimiz olmayan bir maldan başladım. Yani petrol öyle bir şey ki, hani petrol fiyatı ne olursa olsun insanların almaya mecbur olduğu bir meta haline geldi dünyada. Dolayısıyla saygıdeğer öğrencilerimin, sizin gibi değerli konuklar, şu an Altınbaş Üniversitesi'nin Herkes İçin Ekonomi adlı 4. dersini dinlerken bilmesi gereken bir tek şey var. O da bazı ürünlerin fiyata karşı hassasiyeti yoktur. Ancak fiyata karşı hassasiyeti olmaması şunu da getiriyor, onu da söyleyeyim. Yani bir insanın talep ettiği kadar alma mecburiyeti var. Ama talep ettiğinden fazla alma mecburiyeti yok. Şimdi size bir soru soruyorum. Yani ekmek fiyatları efendim 25 kuruş ucuzladı diye normalde evine giderken iki ekmek alan adam bir anda ya ucuzlamış ya ben bundan 4 tane alayım diyor mu? Demiyor tabii, öyle bir şey yok. Yani neden? Çünkü zaten ev ahalisinin, hane halkının ihtiyacı olan iki ekmek. Zaten sabaha kadar yeniyor, bitiyor. O yüzden bazı mallar ucuzlasa da ya da pahalı olsa da mecburen almak zorundayız. O yüzden bu tip mallara esnekliği düşük mallar denir. Şimdi bu kadar basit anlatımdan sonra isterseniz değerli öğrencilerimden de rica etmiştim. Onlar da derse gelmeden evvel elastiklikle alakalı konuyu inceleyeceklerdi. İnşallah incelediniz değil mi arkadaşlar? Siz arada evet falan diye yazın da ben de mahcup olmayayım. Şimdi şunu söyleyeyim. Talep ve arzı etkileyen unsurların değişmesi talep ve arz olunan miktarların artmasına ve azalmasına neden olur. İlişkilerin ne yönde değişeceği etraflıca geçen hafta incelemiştik. Yani monopol, diyopol, oligopol veya talebi belirleyen faktörler, arzı belirleyen faktörler nedir? Bunları eğer YouTube'a geri dönerseniz, YouTube'da zaten işte Herkes İçin Ekonomi 1, 2, 3 dersleri var. Dolayısıyla şöyle diyeyim, ilk önce bana gelen bütün sorular var, şu an öğrencilerim görmüyor, Instagram'a gelen sorular. Bu soruların cevaplarını bilmeniz için ekonominin temeline geri dönmeniz gerekiyor. O yüzden size ekonominin temel lerini anlatacağım. Efendim Murat Bey, güncel ekonomileri konuşalım diyorsunuz ama bu o değil. Tamam mı? Eğer siz sıkılacaksınız buyurun çıkabilirsiniz. Ben herkes için ekonomi dediğim, öğrencilerim için yaptığım uzaktan eğitim efendim çalışmalarını şu an kamuoyuna Altınbaş Üniversitesi'nin müsaadesiyle açıyorum ki insanlar YouTube'a girdiklerinde basit iktisadı öğrensinler diye. O yüzden güncel ekonomiler için ya TV100 kanalını açın, her sabah beni oradan görün. İşte doları, euroyu, altını falan filan soruyorsanız da sizden rica, onu o zaman bu ekrandan şu an bugün yapmayacağım. Daha önceki yayınlarımı izleseydiniz o zaman özür dilerim. Tamam, okey. O yüzden lütfen bugün biraz derse doğru odaklanalım, değil mi? Değerli öğrencilerim de beni buradan seyrediyorlar. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. Talep ve arzı ne yönde ya da ne ölçüde neyin değiştireceğini çok iyi bilmemiz lazım. Bunu niye yapmak istiyoruz? Çünkü biz işletmelerin yönetiyoruz, işletmelerin sahibiyiz. Kafe işletmesi var, efendim pilates dükkanı açtık veyahut da bir otel açtık. Otelin
Ondan sonra odalarının fiyatlarını falan belirleyeceğiz. Peki bu nasıl belirleniyor? Neye göre belirleniyor? Aslında birçok iş insanı, değerli öğrenciler bunu el yordamıyla annesinden, babasından, amcasından gördüğü gibi veyahut da son derece teknik çalışarak belirleniyor. Mesela iPhone'la Samsung beraber bir de Huawei arkasından geliyor. Üçü de cep telefonlarını işte Barcelona'daki fuardan evvel lanse ediyorlar. Peki bunun fiyatı nasıl belirleniyor? İnsanların hassasiyetleri nasıl bulunuyor? İşte bunları anlatmak istiyorum. Çünkü her ürüne karşı çok değişik fiyat hassasiyetleri var. Bu fiyat hassasiyetlerinin tam ne olduğunu anlayabilmek için ekonomi biliminin temellerine geri dönmek lazım. Çünkü unutmayın bunu, teoriler her zaman gerçekte yaşanmış olan şeylerin analiziyle bulunur. Bundan dolayı bu teorilere iyi bakalım. Yani bugün hisse senedi fiyatları nasıl belirleniyor? Efendim bunun yanında diğer fiyatlar nasıl belirleniyor? İşte bunların hepsi elastiklik, esneklik diye bahsettiğimiz bu kavramlarla bulunuyor. Şimdi efendim mesela bir örnek vereyim. Fiyatta %1 bir azalma var. Bunu da talebi %2 olarak arttırdığını görüyorsunuz. Dolayısıyla talebin fiyata göre elastikliği o zaman nedir? 2'dir ama 2 değildir, -2'dir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü taleple fiyat arasında daha önceki derslerde anlattığım için bir tersine ilişki var. Yani bütün değişkenler sabit kalmak kaydı ile fiyatlar arttığı zaman insanlar ne olur? Ondan sonra ne diyeyim, talebi düşer. Efendim ne olur bana buradan şey dersi vermeyin. Hocam göz hizasında olmalı, tepeden bakıyor falan. Bu boş ver. Öneriyi yapma bunları. Neden biliyor musun? Şu an karşımda 3 tane kamera var. Elimden geldiğini yapıyorum. Sen mazrufa bakma kardeşim. Yani mazrufa bak, zarfa bakma, içeriye bak. Ondan sonra bunları düşünürüz. Şimdi aynı şeyi öğrencilerim de söyleyebilir. Tamam. Aynı şeyi ısrarla yazanlar için söylüyorum. Şimdi ders anlatıyorum. O yüzden bana bu öğütleri sonra verin, değil mi? Lafın en, valla çok bir şey söyleyeceğim. Yani şey var, doğru sözden daha güzeli doğru zamanda söylenmiş sözdür. Buradan da bir başka ders vermiş olayım. Bunu da ben ondan sonra babamdan öğrendim bunu. Kusura bakmayın. Mesela YouTube'dan izleyenler yukarıdan seyredecek. Benim öğrencilerim karşıdan seyrediyor. Instagram ekranında böyle yapabildim. Tamam. Okey. Şimdi dolayısıyla ne dedik? Fiyatla talep arasında bir ters orantı olduğuna göre buradan anlayacağımız şey belli. Demek ki bizim -2 yani çıkıyormuş. Yani diyoruz ki fiyatta %1 azalma olduğu zaman talep %2 artıyorsa işte burada göreceğim şey ondan sonra demek ki bizim şiddetimiz 2. Aslında bu güzel bir şey. Yani demek ki fiyata hassasmış bu. Yani fiyatta %1 oluyor. Bir anda güm diye %2 talep artıyor. Demek ki bunun buradaki talebin fiyata karşı hassas olduğunu anlıyoruz. Şimdi başka unsurlar da var. İsterseniz yavaş yavaş bunları ele alalım. Hem öğrencilerim duysun hem de sizler duyun bunu. Efendim şimdi şöyle diyelim. Talep elastikliğinin şıkları var. Şimdi bir malın kendi fiyatına göre elastikliğine kısaca talep elastikliği diyoruz. Yani bunu bir kere bu çok önemli şey. Talep elastikliğini anlıyoruz. Genellikle tüketimin her zaman kullanma durumunda olduğu mallara zorunlu mal denir. Mesela zorunlu malları sayalım işte ekmek var. Yani yiyecek, içecek, gıda. Şimdi ne oldu koronavirüsüyle? Otomatik olarak kimyasallar oldu. Mesela bunlar şimdi zorunlu mal kategorisinde oldu. Ve zorunlu malların talep elastikliğinin birden küçük olduğu düşünülür. Niye birden küçük olduğu düşünülür? Çünkü bu malların fiyatlarına belli oranda bir zam geldiğinde talepteki durulmanın fiyat zammı oranından daha düşük kalacağı varsayılır. O yüzden vatandaş ne yapar? Ayağa kalkar. Çünkü biz hayat pahalılığını nasıl tarif ediyoruz değerli dostlar? Yaşamsal harcamalara verdiğimiz parayla tarif ediyoruz. Diyorsunuz ki ya hoca bizim geçen sene ücretimiz buydu. Ondan sonra şimdiki ücretimiz bu. Ama ben geçen sene filemi doldurduğum mal sayısı var ya ondan daha azını alıyorum. Aa, bu ne demek? O zaman sizin aslında normalde geliriniz düşmediği halde fiyatlar yukarı gittiği için mecburen aldığınız mallar sebebiyle kendinizi fakir hissetmeniz. İşte hayat pahalılığı tam bu. Yani enflasyonla hayat pahalılığı arasında fark ne derseniz işte tamamen farkı bu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla zorunlu mal kategorisinde bir zam yapıldığı zaman değerli dostlar mesela %10 zam geldi şekere. Ne yapacaksınız? Şimdi çay içeceksiniz, yemek yapacaksınız, zeytinyağlı yaparken bir kısım şeker konuyor. Yani diyeceksiniz ki hay Allah ya %5 zam geldi ya da %10 zam geldi. Ben de talebimi %10 düşürüyorum diyemiyorsunuz. O zaman zorunlu mal kategorisinde olduysa eğer bir
ondan sonra mal ya da hizmet zorunlulukla tüketilecekse maalesef bunun talep elastikiyeti düşük oluyor. Yani elastikliğiniz olmuyor. Esneklik gösteremiyorsunuz. Fiyatı yükseldi, ben almaktan vazgeçtim diyemiyorsunuz. Şimdi buradan hareketle vergilendirme prensibine baktığınızda ilginçtir. Zorunlu mal kategorisinde olan birçok üründe vergiler bedava geldiği için yüksektir. Mesela benzin, düşünsenize. Mazot, bunlar zorunlu. Ama bunun üzerinde düşünebiliyor musunuz? Vergiler hiçbir zaman indirilmiyor. Hatta Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan ve daha önceki Maliye ve Hazine Bakanı olan Sayın Naci Ağbal'dan şöyle bir cümle dinlemiştik. Ya merak etmeyin arkadaşlar, biz zaten her sene bu kategorideki malların üzerine enflasyon kadar vergi zammı yapıyoruz diye. Vay benim, ben böyle şok geçirdim. Dedim ki demek ki bunlar zorunlu mal. Zorunlu mal olduğu için vatandaş zaten mecbur bunları almaya. Bunların fiyatına zam geldiği zaman o zaman devlet daha fazla vergi topluyor. Nasıl? Konular birbirine nasıl bağlanıyor değil mi? Dolayısıyla talep elastikiyeti demek ki ders olarak önemli bir ders, önemli bir konu ve talep elastikiyetini bilmeniz lazım. Çünkü talep elastikiyeti düşük mal demek mecburen sizin almanız lazım gereken bir ders. Alınca bu dersi öğreniyorsunuz ki ya bu devlet ne kadar uyanık, zorunlu malların üzerindeki vergileri indirmiyor. Ne zaman zorunlu malları fiyatı artıyorsa o zaman devlet daha fazla vergi topluyor. Aslında devlet dönüyor dolaşıyor, daha fazla vergi toplamayı başarıyor. Dolayısıyla bir türlü vazgeçemiyor. Akaryakıt üzerindeki vergilerden vazgeçemiyor. Efendim tütün mamullerinin üzerindeki vergilerden vazgeçemiyor. Şöyle göstereyim. Sakın ha tabii içmeyin öğrencilerimi. Ondan sonra kötü örnek olarak ondan sonra söylemeyeyim. Şöyle tütün mamullerinden elde edilen vergiler kurumlar vergisini geçiyor desem inanır mıydınız mesela? Çok enteresan. Yani Türkiye'deki koca koca kurumların ödediği verginin toplamına baktığımız zaman tütün mamullerinden yani sigara içen kişilerin veya sigaraya benzeyen şeyleri içen kişilerin ödediği vergiden çok daha az. Nasıl ama? Gördünüz mü? Bakın bir arkadaşımız oradan diyor ki Melike Hanım özel yatların vergilerinden vazgeçtiler diye. Yani bir sektörü belki ayağa kaldırmak, bir sektörü ondan sonra hani gaz vermek için yapılıyor bunlar ama çok haklısınız. İlginç bir durum var. Yani zorunlu mal, yani mesela tiryaki olduğunuz için içtiğiniz sigara, arabanız olduğu için aldığınız benzin, efendim eve almak zorunda olduğunuz erzaklar, efendim mecburen kullandığımız şu internet altyapısı biraz arada sakat oluyor, o ayrı mesele ama bütün bunları topladığınızda gerçekten iktisat kitabının içindeki çok basit konuların gerçek hayatta ne kadar gerçek hayatta kesişik olduğunu da anlamış oluyorsunuz. O yüzden mesela babam da herkes için ekonomi kitabında demiş ki mesela diyor tiryakilik yaratan sigara, içki gibi mallar, ekmek su gibi ihtiyaç mallarının talep elastikiyetinin birden küçük olduğu aşikardır diyor. Yani ama şunu da söyleyeyim. Hani fiyatı arttı diye satın alıyorsunuz ama fiyatı düştü diye eve istiflemediğiniz mallar da var. İşte demin örneğini verdim, ekmek. Ya hanım işte duydun mu benzine diyor indirim gelmiş. Depon dolu, ne yapacaksın, elde bidonlarla gidemiyorsun, yasak zaten. Yani alabildiğinden fazlasını alamıyorsun. Alamadığın için de zaten bu fiyatın düşmesine karşı elastikliğin zayıf. Yani iki yönlüdür zayıf elastik. Bir, fiyatı arttığı zaman mecburen alacaksın. Alma sayın çok değişmez ama düştüğü zaman da alman gerekenden fazla alamıyorsun. Onu da bir kenarda kafanıza yazsanız iyi olur. Bunu niye söylüyorum? Çünkü sadece öğrencilerim değil. Şimdi öğrencilerimin arasında bakın kimler var? Sağlık yönetimi yapanlar var. İleride onlar sağlık yönetecekler. Yönetim bilişim sistemlerinde olanlar var. Bunun üzerine bir de size şunu söyleyeyim. Gastronomi yani ülkemizi tanıtacak ileride inşallah işte Michelin yıldızlı restoranları yönetecek Türkiye'nin tanıtımında etkin rol alacak olan gastronomi bölümü öğrencileri var. Şimdi onların mutlaka bu elastikiyet konularını çok iyi bilmesi lazım. Ancak bizim de bilmemiz lazım. Ben geçen sefer anlatmıştım. Bursa'da bir firma vardı. Bursa'daki firma diyor ki ya hocam diyor deli gibi diyor üretiyoruz. Deli gibi satıyoruz ama hiç kâr edemiyoruz diyor. Demek ki deli gibi kar etmenin ön koşulu deli gibi üretmek değil. O yüzden bir mala karşı bir elastikiyet vardır. Bu mala karşı olan elastikiyetin yanında bir de rakipler vardır. Rakiplerin fiyatları da önemli. Şimdi herkes birbirini ezmek, parçalamak için ne yapıyor? Fiyatları kırıyor ve ne yapıyor? Rakip olan firmayı
elimine etmeye çalışıyor. İşte böyle durumlar yaşanıyor. Onun da altını çizeyim. Şimdi talep elastikliği birden büyük mallara genelde lüks mal denir. Şimdi ne demek bu? Yani malların fiyatına zam yapıldığında satışlarında fiyat zammından daha yüksek oranda daralma olur. Ama bu nedir? Yine aynı şeyi söylüyorum. Ceteris paribus. Yani diğer bütün değişkenler sabit kalmak kaydıyla. Ne anlatmaya çalışıyorum? Şöyle. Bana hatırlarsınız geçen derste anlatmıştım. Range Rover satacaklar. Fakat hatırlarsanız 2013-14 senesine geçerken bir devalüasyon oldu. 1,5 liradan 3 liraya çıktı. Ondan sonra dolar. Euro da keza öyle oldu. Bu arabaları satan bir arkadaşım beni aradı. Ya Emre mahvolduk mahvolduk. Niye mahvoldunuz dedim. Ya sorma dedi. Arabaların fiyatı ev fiyatı kadar oldu. Ne olacak dedim. Ondan sonra, şimdi kimse almayacak. Tam tersi dedim. Millet deli gibi alacak göreceksiniz dedim. Ya olur mu öyle şey? Ya sen bunu bırak dedim. Ekonomide bir tersine dönen talep eğrisi kuramı vardır. Yani bazı malların fiyatı yükseldiği zaman insanlar büsbütün kudurup daha fazla almaya çalışıyorlar. Vallahi 3 ay sonra beni aradı dedi ki vallahi haklıymışsın hoca dedi ya. Millet dedi leblebi nohut gibi dedi sipariş etti. Stoklarda mal bitti dedi yurt dışından araba ithal etmek zorunda kalıyoruz şimdi dedi. İnşallah gelecek birkaç aya dedi. Yani bazen ekonomi teorisindeki şeylerin aynen dediğim gibi deney yapamadığımızdan dolayı kafamızda ürettiğimiz bazı laboratuvar ortamlarına uygun şekilde anlatıldığını söylemek istiyorum. O yüzden ama genellikle zorunlu mal kategorisinde değilse bir mal, yani zorunlu değilse, onsuz da yaşayabiliyorsa, ben çok severim bu lafı, bunsuz da yaşanır diyorum, tamam mı? Ondan sonra bunsuz da yaşanır dediğimiz mallarda eğer bir fiyat artışı varsa talep o fiyat artışından daha hızlı düşüveriyor. Yani dolayısıyla bunu da aklınızın bir köşesine yazmanızı hararetle tavsiye ediyor. İşte zübbe tüketimi diyor Şahin Bey haklı olarak çok doğru. İşte buna işte given goods var vesaire falan İngilizce birçok durumu var. Efendim bu arada yeniden katılanlar için saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi ne dedik şimdi şunu anlayalım. Talep elastikliği birden küçükse toplam harcamalar fiyat düştükçe azalır, tamam mı? Fiyat yükseldikçe de artar. Talep elastikliği birden büyükse toplam harcamalar fiyat düştükçe artar, fiyat yükseldikçe azalır. Çok net. Ne anlatmaya çalışıyorum? Talep elastikiyeti birden küçükse bu bir zorunlu maldır. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Yani almak zorundasınız. Ama birden büyükse talep elastikiyeti demek ki fiyata karşı ondan sonra hassasiyet vardır. O yüzden bunsuz da yaşanır diyebileceğiniz ürünleri üreten kişiler bilmelidir ki fiyatları çok fazla oynarlarsa, fiyatları çok böyle yükseltmeye kalkarlarsa hemen tüketici diyecek ki ben bunun benzerine giderim haberiniz olsun diye. Yani dolayısıyla bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bir de çapraz elastiklik var. Onu da anlatayım. Şimdi bir malın talebini yalnızca kendi fiyatı değil, tamamlayıcı ve rakip malların da etkilediğini hatırlayalım bir kere. Yani çok önemli bir durum var. Bu arada doktora aşamasında kıymetli bir katılımcımız var. Ona da doktora çalışmalarında başarılar diliyorum. Mesela çapraz elastiklik çok önemli. Mesela rakip bir mal var. Rakip malın fiyatı artıyorsa, sizinki artmasa veya düşmese bile otomatik olarak herkes der ki ya bunların kalitesi aynı, işlevi aynı. O zaman ben gidip bu taraftan malımı satın alayım derler. Ama tamamlayıcı bir mal var. Mesela benzin, arabanın tamamlayıcı malı. Lastik, arabanın tamamlayıcı malı. Şimdi lastik fiyatları bir anda 2-3 katına çıkıyor. Ne olur araba satın alanlar için ya ben yeni araba alsam mı acaba? Arabayı değiştirmeye gerek var mı diye hafif hafif ne yapar? Sizde bir tereddüt yaratmaya başlar. Dolayısıyla çapraz elastiklik çok önemli bir konudur. Yani bir malın talebini yalnız kendi fiyatının değil tamamlayıcı ve rakip malların fiyatlarının da etkilediğini hatırlayalım. Dolayısıyla söz konusu malın talebinin tamamlayıcı ve rakip malların fiyatlarına göre elastikliğine çapraz elastikliği denir. Yani birisi size İngilizce cross elasticity diye bir cümle kullansa siz diyeceksiniz ya bu çapraz elastiklik. Bana soru soran kişi şunu demek istiyor. Diyor ki yani bunu ondan sonra demek ki başka malların, rakip malların veya tamamlayıcı malların fiyatına göre bana soruyor. Bakın bir arkadaşımız Fatih Bey müthiş bir şey söyledi. Diyor ki ya kış lastiği zorunlu mesela diyor. Bak durup dururken araba lastiği tamamlayıcı malken zorunlu mal kategorisine geçmiş. Niye? Ceza yazıyorlar çünkü. Burada da Fatih Bey şunu düşüneceksiniz. Ya kış lastiği takmadım diye bana yazılan cezayla kaç defa yazabilirler ki diye bir hesap yapın.
Ama tabii canınızı da tehlikeye atmamanız lazım. Yani böyle şeyleri yapan da var. Ya en fazla iki kere yakalanırım, ne olacak, kaç defa yakalayacaklar diye. Ama siz sakın ha bunu yapmayın. Yani ondan sonra candan önemli hiçbir şey yok. Ama kış lastiği Fatih Bey'in dediği gibi zorunlu bir mal kategorisine geçmiş durumda. Bir de bunun üstüne gelir elastikliği var. Şimdi gelir elastikliğini de anlatayım. Gelir elastikliği de şu. Piyasadaki alıcıların gelirlerinde bir değişme olduğu zaman o malın talebinde de aynı yönde etkiler meydana gelir. Mesela nedir? Gelirim arttı ama malın fiyatı değişmedi. Ne yapıyorum? Daha fazla almak istiyorum. Ama tabii bunu da elastikiyetine göre bakacağız. O yüzden bunu çok iyi incelememiz lazım. Yalnız bazen şöyle bir şey oluyor. Geliri artan kişi başlıyor biraz daha lüks yere doğru kayıyor. Yani anlatayım size. Mesela sabahleyin işte benim işte mahdut bir gelirim var. Sabah kahvaltım benim işte simitçiden aldığım simit. Bir de yanında karper peyniri, o zaman öyleydi. Şimdi herhalde ismi başka ama işte peyniri alıyorum. Ondan sonra gidiyorum. Kalite etkendir Selen Hanım. Mutlaka etkendir. Ama onu ileriki konularda inceleyeceğiz. Daha fazla değişkeni ilave ettiğimizde, güzel soru sordunuz. Şimdi durup durdunuz gelir arttı. Şimdi gelir artınca ne oluyor? Hadi Selen Ece Hanım'ın dediği gibi ondan sonra biz biraz daha ondan sonra lüks daha kaliteli yerlere doğru bakmak istiyoruz. Şimdi örnek vermek istemiyorum ama hani simit yerken o zaman bir otelin ondan sonra sabahleyin restoranında kahvaltı eder hale geliyorsunuz. Herkesin başına gelen bir şey. Yani parası arttıkça insanın yürüyüşü değişiyor. Ne oluyor? O zaman gelir elastikliği çalışıyor. Yani gelir elastikliği derken ondan sonra yani işte ben onları bravo normal süt yerine badem sütü içeyim ben. Efendim sabah kahvaltısında bir de bu eksik olsun. İşte avokadoya geçiş yapayım vesaire de. O yüzden bunları da size hem değerli öğrencilerimi, kıymetli öğrencilerimi elastikliğin birkaç türlüsünü anlatmış oldum. Ondan sonra geçeceğimiz şey arz elastikliği şıkları ve bunda arz elastiği şıkları çok önemli. Çünkü tarımda fiyatlar nasıl belirleniyor? İşte bununla alakalı. Şimdi biraz kısaca onu da anlattıktan sonra bir ara vereceğim. Ondan sonra kendi öğrencilerimle dersi geçeceğim ama şu ana kadar anladığımız şey şu. Firmalar bir karar verirken mutlaka piyasadan bir sinyal almak zorundalar. Ürettikleri ürün elastikiyeti düşük bir mal ise bunu bileceksiniz ki yani insanlar fiyat hareketlerine karşı çok hassas değiller. Neden? Çünkü mecburen almak zorundalar. Devlet bu mecburi malların üzerindeki vergileri çok düşürmez ki. Bedavadan para geliyor çünkü. Fiyat yükseldiği zaman da parayı toplamaya devam ediyor. O yüzden hep böyle isyan ediyoruz ya arkadaş işte koronavirüsü var şimdi niye bu zorunlu malların üzerindeki vergileri indirmiyorsunuz diye. İndirmezler çünkü indirecek bir durumu yok. Yapacak hiçbir şey yok çünkü. Dolayısıyla bunun bir kere altını çizeyim. Ama elastikiyeti yüksek mallar var. Nedir elastikiyeti yüksek mallar? Yani fiyat arttığı zaman talep edenin yandım anam diye elini çektiği şeyler. Yani ben bunsuz da yaşarım. Niye yani bana bu fiyat artışlarını diretiyorsunuz diye. Dolayısıyla işte cep telefonundan tutun da kuyuma, halıya, efendim duvar kağıdına, şu kulağıma taktığım kulaklıklara kadar hepsinde buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü rakibi gözlemen lazım. Rakip bir fiyat hareketi yapıyor mu? Sen rakipten değişik bir şey sunabildiğini iddia edebiliyorsan fiyatı değiştirebilirsin ama rakip de seninle yarışıyor. Dolayısıyla hem rakibi gözleyeceksin hem tamamlayıcı malın fiyatını gözleyeceksin. Öyle kolay bir iş değil yani bunu yapabilmek. O yüzden onun da altını çizeyim. Dolayısıyla firmalar karar verirken sattıkları mal ya da hizmetin mutlaka elastikiyetini görmemiz lazım. Bakın kahvede -2 yaşayarak gördük diyor. Doğru Banu Hanım. Çok haklısınız. Eski öğrencilerim de katılmış bundan. Buradan saygılar. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Özellikle çok sert rekabetin yaşandığı piyasalarda fiyat bu satıcıların aslında kartel ve trust oluşturmamışlarsa birbirlerine bakarak belirledikleri bir durumda. Bir de talep eden de fiyatı belirliyor. Diyor ki abi ben bu kadar yükseğe almam diyor. Bazen hani alışveriş merkezleri açıkken koronavirüs yokken hatırlarsanız sizi birileri çevirir bir şey sorarlardı. Mesela bana çok iyi hatırlıyorum yıllar evvel şunu sordular işte sabahları tıraş oluyor musun? O zamanlar tıraş oluyordum ondan sonra. Peki işte şampuanlıyor musunuz? Evet şampuanlı yok ama. Peki vücut şimdi şey diyor tıraş sabunu vücut sabunu
Ve diyor şampuanın aynı anda şişede olduğu bir ürün ister miyiz? Vallahi neden olmasın derim. Hani iyi de bir şey yani. Olabilir de. Peki bunun fiyatı nasıl olsun dersiniz? Ben dedim ki üçünün toplamından daha ucuz olursa tabii daha mantıklı olur. Çünkü üçünün toplamı kadar alacaksam ne yapayım? Hatta daha da güzeli dedim. Bir şampuan şişesi fiyatına bunu yaparsanız ben dedim havada karada alırım ve çıktı. Nivea böyle bir ürün çıkardı. Sonra kayboldu raflardan. Niye olduğunu bilmiyorum ama arz elastikliğini değil önce talep elastikliğini anlamamız lazım. Benden size tavsiye. İleride şirket kuracak olan kıymetli öğrencilerim, firmalarda çalışacaklar. Beni buradan izleyenler, yani kendi kendinize fiyatı belirlemeniz çok imkan dahilinde değil. Çünkü borsa gibi arzla talebin karşı karşıya geldiği neredeyse o tip piyasalarda biz işlem görüyoruz. Dolayısıyla fiyatı dikte eden unsurlar var. Veya belli bir fiyattan sonra tüketicinin elini çektiği durumlar var. Yani mesela bir kafe sahibisiniz. İşte bonfileyi 42 liraya satıyorsunuz. Ertesi gün 84 liraya satıyorum deseniz satamazsınız. Millet der ki ben ne oldu ya başımıza ne geldi yani şey mi? Hani bir laf vardı ne oldu adam mı öldürdük falan filan diye. Böyle enteresan faturalar geldiğinde millet böyle bir reaksiyon veriyor ya. Dolayısıyla her zaman talep edenin tepkisinin ne olacağını çok iyi düşünmeniz lazım. Bundan dolayı müşterisini çok iyi gözleyen, hatta kendi müşterisi halindeki halk kitlelerine sürekli test yapan çok devasa firmalar var. Bu piyasa anketleri her zaman çok önemli oluyor. Bunu da altını çizeyim. Eğer bir işletmeyi yönetiyorsanız mutlaka piyasada sizin malınızı talep eden kişilerin ve talep etmeyen kişilerin, başkasının malını tercih eden kişilerin elastikiyetlerini, esnekliklerini ölçmeniz lazım. Ona göre fiyatlar belirleniyor. O yüzden bugünkü dersin herkese açık olan bölümünü, herkes için ekonomi bölümünü ben burada tamamlıyorum müsaadenizle. Efendim gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Sağ olun, var olun.